Günaydın. Geçtiğimiz haftada tüm haber kanalları arasında yayınlandığımız saatte en çok bizi izlediniz. Hatta bazı büyük kanallar içerisinde de en çok izlenen program Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam oldu. İlginize, teveccühünüze çok teşekkür ediyoruz. Sizden aldığımız bu destek ve güçle bu haftada çok dolu ve çok bilgi içeren güzel bir program hazırladık. Değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu birazdan sizlere hepimize çok basit gelen domates, soğan ve Antep fıstığı duyduğumuzda bile "Aa ne var ki onlarda?" diyebileceğimiz bu sebzelerle ilgili ve bitkiyle ilgili çok önemli bilgiler verecek ve hangi hastalıklara iyi geldiğini sizlere burada kürleriyle birlikte anlatacak. Ama biz bu hafta Urfa'ya gittik. Urfa'da, Şanlıurfa'da çok güzel ve Türkiye'mizin geleceği için, gelecek nesillerimiz için çok önemli ve çok güzel bir buluşma vardı. Oradan da izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Anadolu'nun kadim şehirlerinden Şanlıurfa, yerli tohum buluşmalarının üçüncüsüne ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı yerli tohum buluşmasında yerli tohum milli servet teması vurgulandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 23 ilin yerli ve endemik bitki türlerine ait tohumlarının buluştuğu sergiyle ilgili detaylar Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam'da. Doğru sebze ve meyveleri doğru tüketerek pek çok hastalıktan korunmanız, hatta tedavi olmanız mümkün. Prostat kanserine, kalp büyümesine ve daha birçok rahatsızlığa iyi gelen domates. Damar kireçlenmesine ve kansızlığa karşı Antep fıstığı. Polikistik overe ve erken menopoza karşı soğan. Bu özel bitkilerin küllerini ve hangi hastalıklara karşı kullanıldığını Profesör Saracoğlu açıklıyor. Gül hastalığı, gözaltı morluğu ve torbalanması şikayeti olanlar, göz kuruluğuna çare arayanlar, etkili ve doğal kür tarifleri, merak ettiğiniz soruların cevapları az sonra Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam'da. Tekrar iyi pazarlar diliyoruz. TRT Haber'de Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bize sorularınızı Twitter'dan ve Instagram'dan Saracoğlu TRT adresinden gönderebilirsiniz. Bu sorularınıza da birazdan hemen cevap vermeye başlayacağız. Elimizden geldiği kadar çok fazla sorunuzu cevaplamaya çalışacağız. Bunun öncesinde değerli hocamıza hoş geldiniz diyelim. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Tüm değerli izleyicilerimize hayırlı, uğurlu bir gün dilerken Allah'tan önce akıl sağlıkları, sonra da beden sağlıkları daim olsun inşallah. Amin hocam. O, o tohumu topraktan çıkartan siz misiniz yoksa biz miyiz? Hani ektim tohumu dersiniz ya, çıkacak. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu tohum meselesi çok dikkatli olunması gereken bir konu, çok iyi anlaşılması gereken bir konu. Öylesine bir stratejidir ki bu, bunu çok iyi anladığımız takdirde Türkiye'nin geleceğinin tohum olduğunu ve tohuma bağlı olduğunu, ekonomik potansiyelinin de buna bağlı olduğunu büyük ölçüde göreceğiz. Ben şimdi birkaç bu konuda cümle söyleyeyim. Mesela tohum yönetimi diyoruz, değil mi? Enerji yönetimi diyoruz. İşte finans yönetimi diyorsunuz. Ekonomi yönetimi. Bu tohumun, Hüseyin, kendine özgü bir yönetim şekli var. Mesela faiz yönetimi dersiniz, değil mi? Nedir faiz yönetimi? İşte paradır, dövizdir, altındır, çektir, senettir, bondlardır filan. Yani faizi kontrol edersiniz. Vallahi ben ekonomi uzmanı filan değilim. Aman ha, biz haddini bilen insanız. Ama olaya bakış açısında bir de ekonomi yönetimi var. Ne yapıyorsunuz? Burada yatırım yaparak üretime geçiyorsunuz. Bu önemli bir konu. Dolayısıyla finans yönetimi ile ekonomi yönetimi ikiz kardeş gibidirler. Ancak tohum yönetimi bütün bunlardan tamamen farklı. Mesela paranı, işte dövizini, çekini, senedini nerede saklıyorsun? Kasada saklıyorsun.
Şimdi tohum o kadar kıymetli hale geldi ki mübarek 1 kilo domates tohumu neredeyse 250 bin TL oldu. 1 kilosu yani. Şimdi demek ki tohumda tohumun bir ekonomik yönetiminin olması lazım. Tohumun da saklanması lazım. Bunun için dünyayı güttüler. Tabii hemen balıklama atlarlar böyle insanlar. Aa ne kadar neymiş efendim? İşte bunları da bankalar yani kasalarda saklayalım. Biz bunun adına ne diyoruz? Tohum gen bankaları diyoruz. Çok şükür Türkiye'de de var. Hem iki tane birincisi İzmir'de, ikincisi Ankara'da. Fakat bu çözüm değil. Bugün bunu anlıyorlar. Yani şimdi esas tohumu nasıl saklayacaksınız? Kasada değil, yani tohum gen bankasında değil. Tarlada. Tarlada saklayacaksınız ekerek. Şimdi tohumu almış adam, atıyorum 20 yıl şeyde sakladınız tohum gen bankasında. Ve buradan bunu dışarı çıkartıp tarlaya ektiğinizde başarı oranınız bunun yeşillenmesi, vejetasyonu %35'tir. Oradan bir ürün elde etmeniz. Çünkü neden? Çok düşük sıcaklıklarda bu tohumu saklıyorsunuz. Ancak bir de şunu düşünün. Diyelim ki 20 yıl sonra siz bu tohumu çıkarttınız, ektiniz ve topraktan çıkıyor. 20 yıl sonraki o toprağın kimyası, iklim şartları, çevre şartları hepsi değişmiş. Burada adaptasyon da önemli tabii ki. Toprağın mikrobiyolojisi değiştiği için ne oluyor? Tohum da ona göre adapte olmak zorunda. Bu da başarısızlığın önemli faktörlerinden bir tanesi. Şimdi burada benim söylemek istediğim, yani tohumun bir gıda olduğu, tohumun bir silah olduğu, biyolojik silahtır. Üçüncüsü de ekonomik bir potansiyel güçtür. Katar bunu anladı biliyor musunuz? Savunma Bakanı, tam bilemiyorum o bir aileden, Kavari ailesi mi öyle? Gıda dedi bir silahtır, biz böyle bir güç olduğunu bilmiyorduk. Türkiye gitti biliyorsunuz, yardım edildi Türkiye'den, gıda gönderildi. Ne acıdır ki bizim gönderdiğimiz gıdalara Allah razı olsun dendi, teşekkür edildi. Fransızlar gitti orada sera yapıyor. Ya mübarek niye biz yapmıyoruz ya? Değil mi? Yani şimdi burada tohumun çok ama çok önemli bir stratejisi var. İşte Anadolu tohum bakımından, ata tohumları bakımından dünyanın en zengin ülkesidir. Biz bunu bir tohum gen bankası olarak bütün Anadolu'yu düşüneceğiz ve sürekli tohumları ekeceğiz. Ve dünyaya da biz buradan satacağız. Hüseyin çok yakın bir gelecekte. Gıda savaşları deniyor ya işte evet, bu. Evet, hepsinin hocam. Başı tohumdur. Yani bu tohuma çok iyi sahip çıkmak zorundayız. Ne acıdır ki ama. Yani değerli izleyicilerimiz bir şeye dikkat etmeleri lazım. Çok şükür Tarım Bakanlığımız da bu konuda gerekli tedbirleri alıyor. Hızlı bir şekilde bakın. Tıbbi ilaç üreten bir firma düşünün, zirai ilaç üreten bir firma düşünün, başka tohum üreten bir firma düşünün. Bunun üçü de aynı firma. Yani şimdi çok basit bir örnek değerli izleyicilerimizin anlaması bakımından bu buğday yani o bir tohumdur. Bunu kontrol edip %5 olan gluten seviyesini ne yaptınız? %13-14'lere çıkarttınız. Gluten seviyesi artınca gluten hassasiyeti işte efendim, gluten alerjisi, çölyak filan. Ya ne oluyoruz? Şimdi bakın burada amaç nedir? Burada amaç buna karşı bir şey yapalım. Yepyeni bir gıda sektörünün önünü açtılar. Bak tohum firması yepyeni bir sektör açıyor. Neymiş? Şusuz busuz. Neymiş o şusuz busuz şey? Glutensiz efendim, glutensiz gıda. Hadi oradan, daha önce glutensiz gıda mı vardı ya? Bu nereden çıktı bu?
Efendim çölyak ya çölyak çocukların hastalığı. Pediatrik bir sorundu. Şimdi adam 70 yaşında çölyaka yakalanıyor. Neden? E çünkü glutenden dolayı. Yani glutenin yapısında gliadin var. Onun için. Sonra bu bağırsak florasını bozdu mu? Tabii yani işte hassasiyet yapıyor, alerji yapıyor. Dolayısıyla şişkinliktir, gazdır. Ondan sonra diyorlar ki durun ya onun da çaresi var. Sen glutensiz beslen, burada da probiyotikler var diyor. Al bak bir de prebiyotik var diyor. Gıda tamamen kontrol altına alınıyor. Neyin üzerinden? Tohumu yöneterek. Yani şimdi bunun dışında işte kafeinsiz tohum çekirdek kahvedir değil mi? İçinden dekafeinato diyor. Kafeini çekiyor trikloretilenle. Ben kafeinsiz kahve daha sağlıklı deyip halbuki kafeinli kahve günde iki defa çok sağlıklıdır insanlar için. Ama onun içerisinde trikloretilen var eser miktarda. Ve bu da sağlığı bozan bir şeydir. Kanserojen olduğu zaten biliniyor. Yani oradan biraz, buradan biraz işte şusuz gıdalar, busuz gıdalar yeni bir teknoloji, yeni bir gıdası. Ama hedef nedir? İnsanı kontrol etmek. Gıdayı kontrol ettiğiniz zaman en büyük silah. Ülkeyi yıkmak istiyorsanız bak bir ambargo koydular. Açtı. Katar'a ne oldu? Bitti. Hemen şimdi efendim hücum etmişler oraya topraksız tarım. Yapmayın topraksız tarımla bir yere varamazsınız. Dolayısıyla işte Anadolu topraklarının tohumları. Yani müthiş bir şey. Müthiş bundan daha büyük bir zenginlik yok. 1453 İstanbul'un fethi ne kadar önemliyse Anadolu'nun tohumları ondan daha önemli. Ve biz buna çok büyük bir tohum yönetimi yani ekonomik yönetimi bunun çok farklı bir strateji ister. Neyse şimdi ben bu konuda insanların düşüneceğine kesin inanıyorum. Çünkü tohum bir ülkenin geleceğidir. Yani bunun frenine bastınız mıydı? Her türlü ekmeğin fiyatını hoplatırsınız, domates, bütün gıdanın sağlık. Temeli. Sağlık, şimdi bakın, şimdi Hüseyin, yani bir taraftan bir bakıyorsunuz glifosat diye bir ilaç sürdüler. Bunu üreten tohum firması. Yani... Efendim bu Alzheimer yapıyor mu? Yapıyor. Hashimoto tiroid yapıyor mu? Yapıyor. Daha birçok şey yapıyor. Çocuk, otistik çocuklar. Yani otizmin tetikleyicisi bu. Efendim diyor Avrupa'da işte glifosat Avrupa'da da var. Ben Avrupa'yı referans almak zorunda değilim. Kendi aklın yok mu senin? Şimdi dolayısıyla mesela glifosat var ama... Adamlar o kadar sınırlı kullanıyorlar ki Hüseyin, bir sezonda hep söylüyorum, iki defa kullanabileceği bir ilacı köylümüz ne yapıyor? 10, 12 defa, 15 defa kullanıyor. Ve biz şunu da biliyoruz, bu zirai ilaçları satan firmanın pazarlamacıları köylülere hadi diyor, verin, verin şeyi, neyi nereye veriyorsunuz? İşte... Allah'tan sağlık Tarım Bakanlığımız bu konuda çok büyük tedbirler alıyor. Şimdi söyleyeceğim tekrar Hüseyin tohum her vatandaş tohumuna sahip çıkacak. Bu ülkenin geleceği odur. Yani enerjinin stratejisi çok farklıdır ama tohum çok farklı bir olay. Yani onu ancak biz yaşatabiliriz. Yani standart tohumlarla böyle işte bak piyasada 3 çeşit elma var. Sarı, kırmızı, yeşil. Var mı başka? Yok, bulamıyorsun. E ne oldu? Şimdi dolayısıyla yani armutta da öyle. Şeyde üzümde de öyle. Yani gıda çok hızlı bir kontrolda denetimin altında. İşte bizim bunları çok dikkatli bir şekilde bunun tohum yönetimine girmemiz lazım. Bunun için Urfa çok önemliydi. O zaman... Yani Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir projedir bu. Milli tarım, milli tohum ve buradan çıkacak olan milli ilaçtır Hüseyin, milli ilaç. Yani bugün öyle bir şey oluyor ki mesela
Çok basit bir örnek vereyim, hemen geçeceğim konuya. Brokoli. Brokoli bir antibiyotiktir. Ama Amerikalılar bunun içerisindeki antibiyotik özelliği artırabilmek için brokolinin genetik yapısına müdahale ediyorlar. Nerede? Senden bir programda göstermiştik. North Carolina Üniversitesi'nde. Kuzey Carolina Üniversitesi. Kuzey Carolina'da. Ve 5-6 tane de brokoli profesörü var. 5-6 tane lahana profesörü var. Mübarek, biz bunu 90 yılında söylüyoruz. Çünkü o zaman gördüm ben bunu. Allah nasip etti. Bakarsın da görmezsin Hüseyin, bir de o var. Bakar gördür onlar. Şimdi baktım ki bunlar genetik yapıya müdahale ederek daha spesifik bir antibiyotik yapmaya çalışıyorlar. Bakın, Yaradan'ın yarattığı tohuma müdahale etme. Hiçbir yere varamazsın. Ve ben öyle bir şey yaptım ki tohuma müdahale etmeden, brokolinin veya herhangi bir bitkinin tohumuna müdahale etmeden, yani GDO veya transgenik dediğimiz, onu öyle bir geliştiriyorsunuz ki 100 kat, 1000 kat daha güçlü antibiyotiğini elde ediyorsunuz. Çok şükür. Hızlı bir şekilde bu yapılacak. İşte bu, yani bütün olay, siz yeter ki onun genetiğine dokunmayın, aslına dokunmayın. Şimdi bu domatese gelecek olursak, bakın domates özellikle sporcuların içmesi gereken domates suyudur. Neden? Kardiyomiyopati dediğimiz veya kardiyak hipertrofi denilen kalp büyümesine karşı müthiş önleyici ve koruyucudur. Ağır spor yapanlar, yani stres altında spor yapanlar, halterciler, uzun mesafe koşucuları, ne bileyim, işte günde günlük treynileri olan, yani antrenmanları olanlar ne yapacak? Domates suyu içecek kalp büyümesine karşı. Çünkü kalp büyümesi işte sporcularda daha sık görülmesinin nedeni budur. Başka bir şey, herkes göz için ne içersin? Söyle bakayım Serpil, ne öğrettiler size göz için en iyi şey, neyin suyu? Domates suyu hocam. Tamam. İlkokulda ne öğretiyorlar diye. Havuç. Havuç. Hocam, havuç. Havuç desene kızım. Otur bir. Sen bunu benden öğrendin, evet, değil mi? Evet hocam. Ama daha önce ne diyorlardı? Göz için havuç. Okulda ne öğrettiler? Havuç. Havuç. Ondan çok daha etkili domates suyudur. Evet. Yani çocuklarımız için, çocuklar için de öyle tabii. Yalnız burada ben değerli izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Hibrit domates deyince, ya hoca hibrite karşı, ya mübarek adamlar yapmayın. Ben hibrite karşı değilim. Ama doğru hibrit yaparsanız amenna. Çünkü bunlar kalite. A kalite, B kalite, C kalite, D kalite, E kalite, hibrit. Gayet güzel ihracata da gidiyor. Yani burada bir takım doğru şeyler yapıldı. Zaten dikkat ederseniz şimdi piyasada domateslerin tadı daha da iyi olmaya başladı. Yeni yeni fark ettim. Hocam şimdi bu, hiç bölmeyelim. Değerli seyircilerimiz de, çünkü Urfa'daki izlenimlerimizi yaptığımız Sayın Tarım Bakanımızla röportajımızı birazdan yayınlayacağız. Hocam orada 81 ilin standı, 81 ildeki Tarım Bakanlığı'nın standları vardı. Evet. Değerli hanımefendi de, Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de o standları gezdi. Onun öncesinde biz de görme şansımız oldu. Hocam çok müthiş şeyler oluyor. Gerçekten. Gıda, tarım ve hayvan, çok sizin de çok katkınız var. Gerek hanımefendi, gerek sayın bakanımız, sizi, isminizi de geçirerek size de orada teşekkür ettiler törende. Siz bir katılamadınız ama. Yani hanımefendinin manevi destekleri o kadar büyük ki Hüseyin. Tarım bakanımız da artık olayın farkında. Hocam iki kişinin gözlerinin bu tohum meselesinde, belki daha da vardır ama siz burada neredeyse ağlayarak anlattınız. Gözleriniz doldu. Ben sizi hiç öyle görmemiştim. O parıltıyı Sayın Tarım Bakanımızın, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın gözlerinde gördüm. Evet. Yani
çok kısa bir süre içerisinde, birkaç sene süre içerisinde konumuzu bölmek istemiyorum hocam. Domatesi anlatmaya devam edelim. Özlediğimiz domatesi, yani o tadını, evet, lezzeti, hepsini, kokuyu, bu, hepsini alacaksınız. Evet, bu proje sayesinde birkaç seneye kalmadan değerli seyircilerimiz, özlediğiniz, o tadını özlediğiniz, kokusunu özlediğiniz domatesi, işte bu çalışmalar sonucunda o domateslere, daha başka birçok sebzeye ve ürüne ulaşabileceğiz diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Yani şöyle, bakın bu domates tohumlarını da tarım il müdürlüklerinden vatandaş gidip alacak. 50 kuruş bir bostan çıkar ondan, küçük, ve bir daha gelip almayacak. Çünkü onu çoğaltabilecek. Yani bugünkünü çoğaltamıyorsunuz yani. Vallahi, dolayısıyla tadı da yok, tuzu da yok, lezzeti de yok, kokusu da yok. Yani eğer o uygulamaya başladığımı bilmiyorum ama hocam, tarım il müdürlükleri var. Birçok yerde çok yaygın bir organizasyonu var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın orada standlara koymuşlardı. Şöyle küçücük bir kutunun içinde, bir poşette, mesela şeyi hatırlıyorum ben. Pembe domates, Ege domatesi, birçok domatesin tohumları. O kadar çok çeşitli domatesler var ki tabii. Hiç ismini duymadığım, bugüne kadar tabii ki duymayacağız biz ama hocam, patlıcan tohumu mesela yazmış, şimdi hatırlamıyorum. Bunun gibi birçok şeyi şu kadarcık bir kutunun içinde, bir torbada, orada tabii göstermelik olarak numaralıktı. Evet. Herhalde içinde onun 50 tane, 100 tane vardır. Onun bir tanesi, tabii ki, bir tanesi tohum işte, değil mi hocam? Onu yetiyor. Evde diksek saksıya? Tabii çıkar. Çıkar. Peki. Peki. Şimdi burada domatese geri dönecek olursak, evet, yani çok daha kaliteli domatesler, yani hibrit diyoruz ama bunlarda kalite kalite dedim. Yani hakikaten A kalite domates yapabilirsiniz. Şimdi burada bilinmesi gereken bir şey daha var. Bakın, kanser konusunda domates bir numaralı koruyucu ve önleyici. Prostat kanserinde ve meme kanserinde. Çünkü içerisinde indol grupları olduğu için hormon dengeleyici özelliği var bu domatesin. Ruslar da özellikle işte bu A kalite dediğimiz şeyi, domatesi, bak birçok firma aynı şekilde en kaliteli domatesi üretmeye başladılar. Çok güzel bir şey bu. Farkında. Çünkü tohumu bir yerde ithal ettiğiniz zaman bir kısmı ithal ediliyor. %100'ü yerli hibrit yapamıyoruz daha. Dolayısıyla bunlar ne oluyor? Kalite kalite. Şimdi Türkiye artık bu konuda kılıfını yırtmış durumda. Çok şükür Tarım Bakanlığı'nın çok önemli aldığı tedbirler var. Bu arada Rusya tamamen kaldırıyor kotayı. Tabii. Yani bütün firmalarda A kalite, B kalite tohumların domatesleri üretiliyor da ondan. Yani. Bu arada Sayın Bakan'ın oradaki açıklamalarında 150 milyon dolarlık tohum ihracatı yapıyormuş Türkiye artık ve evet, çok kısa bir sürede hocam inşallah hiç tohum ithal etmeyeceğiz. Öyle görünüyor. Evet Allah. Bunun değerli seyircilerimiz için, şimdi tohum konuşuyoruz, hani sahip çıkalım vesaire. Evdeki işte şu anda kahvaltı masasında ya da çayını içerken bizi izleyen değerli seyircilerimiz için neden önemli olduğunu bir cümleyle hocam tekrar belirtelim ki, neden bu kadar üstünde duruyoruz? Siz neden hayatınızı, belki de çok büyük bir bölümünü bu tohum işine adadınız? Çünkü sağlıklı yaşayabilmemiz için, gelecekteki nesillerimizin, çocuklarımızın hastalanmadan yaşayabilmeleri için. Yani hastalığa yakalanmak, ondan sonrası sıkıntılı. Önemli olan tabii korunmak. Şimdi siz düşünün, bir insan eğer meme kanseri veya prostat kanserine karşı yatkınlığı varsa, doğal domatesi tükettiği takdirde koruyucu ve önleyici gücünden istifade ediyorsunuz demektir. Ama değilse, yani o zaman kötü bir şeyse, o zaman ne yapacaksınız? Kötü bir hibritse diyelim, faydası yok. İşte tatsız, tutsuz bir şey tüketiyorsunuz ve koruyucu ve önleyici gücü de yok demektir. Mesela bazı erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi vardır. Buyurun domates suyu. Günde
önündeki bardak kadar 150 mililitre taze sıkılmış domates suyunu içeceksiniz. İyi huylu prostat büyümesine yakalanmazsınız. Babanızda iyi huylu prostat büyümesi varsa, gençler, yaşınız 40 olduğunda haftada 2-3 defa taze sıkılmış domates suyu için. Bu derde yakalanmazsınız. Çünkü prostat hiperplazi, benign prostat hiperplazi, iyi huylu prostat büyümesinin genetik yatkınlığı da var. Yani genetik transferi var. Dolayısıyla kendinizi korumuş ve önlemiş olursunuz. Yani aile bireylerinizin geçmişlerindeki rahatsızlıklara bakarsanız, hangi kürü, hangi sebzeyi, hangi meyveyi, hangi tahılı, hangi baharatı, hangi tıbbi aromatik bitkinin çayını içmeniz gerektiğini bu şekilde öğrenir ve onun tedbirini almış olursunuz. Bakın, bir hastalığa yakalandıktan sonraki tedavi ile yakalanmadan önceki koruyucu ve önleyici tedavi birbirlerinden tamamen farklı şeylerdir. Bunu söyleyeyim. Bir de yaşlılığa bağlı makula dejenerasyonu var mesela. Bu makula dejenerasyonu işte böyle düz bir kolana baktığınız zaman onu eğri görürsünüz. Görme alanı darlığı vardır. Yani bütün burada işte bu ileri yaşta gözüken makula dejenerasyonuna karşı domates suyu, taze sıkılmış domates suyu içeceksiniz. Yani birebir göz tansiyonu, eğer birisinde göz tansiyonu varsa domates suyu içecek. Tam o yeterli değil, beraberinde bir de böyle bir domates suyunu içtikten birkaç saat sonra iki defa günde de melisa çayı içecek. Bak bakalım glakom, yani göz tansiyonu diye bir probleminiz ortadan hayretle kalktığını göreceksiniz. Şimdi domates böyle bir şey Hüseyin. Öyle bir nimet ki siz onu yeter ki şey yapın. Yani doğru kullanın. Şimdi başka bir şeye gelelim. Bir soru sorayım hocam. Mutlaka değerli seyircilerimizin de aklından geçiyordur. Biz domatesi salatada çok yiyoruz. Hakikaten öyle yani. Çok fazla kullanılan bir sebze. Veya işte yemeklerde çok kullanıyoruz. Bu bizi korumaz mı? Şimdi şöyle. Güzel bir soru. Yani efendim hocam böyle söylediniz, ben salatama bir tane daha domates fazla doğrattırayım, faydası. Evet, faydası hiç yoktur diyemem, var. Ancak onun içine yağı, tuzu ve diğer işte biberdi, sarımsaktı, ne bileyim maydanoz, soğan koyduğunuz zaman, limonu da sıktığınız zaman veya sirkeyi, kimyayı değiştiriyorsunuz. Yani etkisi sıfırdır diyemem. Ama %10, %15 etkilidir. Ama tek başına içeceğiniz 150-200 mililitre domates suyunun hiçbir zaman o yerini dolduramaz. Bunu söyleyeyim. Şeyde satılan domates suları etkili olur mu? Kutularda satılıyor ya hocam. Marketlerde satılıyor domates suyu şeklinde. %100 domates suyu yazıyor üzerinde. Tamam. Olur tabii mu o da? Ki. Neden olmasın? Çünkü onlar konsantreden üretiliyor. O yüzden evet. Sordum. Neden olmasın? Tabii ki. Şimdi burada bir şey daha Hüseyin. Yani domatese geri dönmeyelim. Biz gene Urfa yöresinin meşhur Antep fıstığından ben bahsetmek istiyorum. Bakın, hani ben birkaç programdır diyorum ya, lütfen yörenizdeki atadan gelen bir bitkinin şifa gücünü biliyorsanız lütfen yazın, gönderin ve bunu biz ayrı bir kitapta, Anadolu Lokman Hekimliği adı altında bir kitap inşallah çıkacak. Sizin de katkınız olur. Hüseyin, çok enteresan bir anımı anlatayım sana. Urfa'dan bana orada sohbet ederken Urfa'ya bu işte milli ve yerli tohum ayın 25'indeki
Onu daha önceden ben gittim orayı organize etmek için baktık, ettik filan. Orada insanlarla tanışıyorsunuz. Şimdi laf şeyden açıldı işte tek tek dağlarındaki bitki örtüsünden filan. Sonra bir vatandaş bana orada bir bilgi verdi. Bilgi bana ait değil. Allahu alem. İstanbul'dayım ben. Bir çocuk düşünün 8-9 yaşlarında bir aydır bu çocuk ne yese istifra ediyor. Kilo kaybı ve hastaneye yatırılmış çocuk. Fakat biliyordum orada bana kişi bir reçete söyledi. Açtım telefonu dedim ki bak bu söylediğini ben bulamıyorum. Ama kimyasına literatürden baktım. Böyle bir özelliği var. Bana gönderir misin bunu dedim. Evet hocam tabii ki gönderirim dedi. Hızlı bir şekilde bunu kargoyla gönderdi. Bak o çocuğun anne babası nasıl ağlayarak dua ediyorlar biliyor musunuz? Çocuğumuz kaldı ve doktorlar da şaşkın. Nasıl oldu diyor. Ya sürekli midesi bulanıyor çocuğun. Hiç su içemiyor çocuk su. Düşünün böyle. Böyle bir deri bir kemik kalmış yani. İşte neticede bu olayı biz kaptık. Kendisine götürüp verdim al dedim bak bunu böyle kullanacaksınız. Daha ertesi gün çocuk yiyip içmeye başlıyor. Maşallah. Allah ya Rabbi hiçbir dert yoktur ki biz onun çaresini vermemiş olalım diyor. İşte Hüseyin buradan Sayın Mehmet Badıllı'ya Urfa'da veteriner hekimdir kendisi. Biz sohbet ederken bu orada ivesi şeyleri gördün koyunları kahverengi var. Evet, evet. Değil mi? Ne kadar güzel o hayvanlar. Bizim ya çoğaltılıyor. İşte orada laf lafı açtı. Bana bir ya bir dakika dedim ben bunu tam kafamda şey yapamıyorum ama kimyasını da bunun çok iyi bilmiyorum. Bakacağım dedim. Şeyle ve neticede o adamcağızın aldığı hayır dua var ya o anneden babadan. Of. İşte budur Hüseyin. Yani bugün modern tıbbın bazı durumlarda çözemediği problemler var. Ya ne yese midesi bulanıyor. Ne yese mide. Anadolu'da bu anlamda şunu da yaparlar. Hani bir laf vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Değil mi? Evet. Şimdi bak. İnsan vücudundaki minerallerin konsantrasyonları çok ama çok önemlidir. Bazı mineraller vardır Hüseyin. Bu minerallerin seviyesi düşerse mide bulantısı yaşamaya başlarsın. Ve araştırırlar şimdi ya kimin aklına gelecek şu minerallere bakalım hangisi yüksek. Ya bazen bir şey oluyor oranlar değişiyor aralarında. O da mide bulantısını tetikleyebiliyor. İşte komşu komşunun külüne muhtaçtır derken bir çay kaşığı külü alıyorsunuz, çökmemiş külü, böyle yarım bardak suya 100 mililitre suyun içerisine atıyorsunuz ve içiyorsunuz. Eskiden maltızlar olurdu. Yani maltızların üzerine evet. Çay demlenirdi. Hani yaşlı nenelerimiz işte orada ısınırlardı filan. Arada bir de kül ağızlarına atanlar var. Yani büyük bir mineral çünkü o. Başka bir şey değil. Yani bir odunu yakıyorsunuz. Odunun içerisindeki inorganik maddeler. Yani orada. Ve mide bulantısına karşı. Ben onu önerdiğimde fayda etmediğini gördüler. Ama birçok insanda böyle geçmeyen inatçı mide bulantısı olduğu zaman bir çay kaşığı kül, sönmemiş kül, hani kabarık oturmuş evet, külden bahsetmiyorum. Soğumamış henüz. Evet, müthiş etkili. Odun mu, kömür külü mü? Hangisi hocam? Odun. Odun değil mi? Evet, altını odun çizelim. Külü. Kömür değil. Kömür külü kömür değil. Değil. Evet, bildiğimiz hele meşe olursa bu veya ne bileyim bizim Osmanlı ağacımız değil mi? Ne diyoruz ona? Platanus, işte Anatolius, bu çınar ağacımız mübarek. Nedir onun? Ondan biraz işte onun odunundan biraz yakın külünü elde edin. Birçok mineral var içerisinde. Şimdi bu
İşte ben buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine ve müthiş bir şey bu, biliyor musunuz? Ve bu kitapta yayınlanacak. Bana ait değil bu bilgi. Orayın. Yani biz kimdense biz bunu yazmak ve dolayısıyla bu Anadolu'nun şifa dağıtan kültürünü, Lokman hekimliğini biz topluma kazandırmak zorundayız. Bu. Şimdi geliyoruz Antep fıstığında. Mesela kireçlenmeye karşı, damardaki kireçlenmeye karşı. Aterosiklerozis. Efendim ne yapacaksınız? Genel olarak kalp damar rahatsızlıklarında Antep fıstığı. Yani şöyle 30 gram tüketmeniz günlük yeterli olacaktır. Bak, sığır ciğerinde, dana ciğerinde B6 vitamini en yüksektir. Aynısı şeyde var. Antep fıstığında var. Neredeyse hemen hemen aynı yani. Bu kadar B6 bakımından zengin, ben başka bir şey bilmiyorum. Bitki anlamında bunu söyleyeyim. Şimdi bu kansızlık şikayetlerinde Antep fıstığı. Bir başka şey, trombozit düşüklüğü yaşıyorsanız, platelet veya trombozitlerde aglutinasyon varsa, yani yapışıklık, buyurun ayırmak için Antep fıstığı tüketeceksiniz. Şimdi işte hani hep diyorum ya ben, vurun Antepliler, bugün namus günüdür. Onların meşhur şeyidir. Antepliler çok yağlı yemek yerler, biliyorsunuz. Evet. Eti de çok seviyorlar. Üstüne bir de tatlı tüketiyorlar. Yani kalp damar rahatsızlıkları Anteplilerde çok az. Neden? Çünkü Antep fıstığı tüketiyorlar. Kardiyovasküler rahatsızlıklarda Antep fıstığının fonksiyonu çok yüksek. Çok fonksiyonel bir şey yani. Bu kadar söyleyeyim ben. Bir başka şey. Bak, yepyeni Antep fıstığıyla ilgili. Serpil, bunu siz de duyun. Soranlara önerirsiniz. Safra kesesi taşı. Bununla ilgili yapılmış klinik çalışma var. Safra kesesi taşının oluşumunu önlüyor. Yani dolayısıyla safra asitinin de sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Bir şeye dikkat etsin değerli izleyicilerimiz. Eğer LDL seviyesi düşük, trigliserit oranı yüksekse, ki burada bu tamamen kolesterole de bağlı bir şey, ne oluyor? Safra kesesi taşı oluşumu yüksek oranda artıyor. Yani bunun için trigliseriti çok yükseltmemek lazım. Yani buna özen gösterilsin. Her ne kadar yağlı 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 yiyin diyorlar da o kadar da değil ya. Her şey bir şeyde de ölçü dediğimiz bir şey var yani. Ella tatkav fil mizan. Dengeyi bozmayın. Değil mi? Denge, mizan, terazi. Her şeyde bir denge var. Evet hocam yani. Şimdi Antep fıstığını özellikle hiperaktif olan çocuklarda, dikkat dağınıklığı olan çocuklarda, otistik çocuklarda B6 vitamini seviyesi düşüktür. B6, dikkat dağınıklığı, B6 eksikliğidir. Sadece B6 mı? Ama B6 sinir sistemi üzerinde çok etkili olan bir vitamindir. Onu söylüyorum. Yani Antep fıstığı diye geçmeyin. Ben değerli izleyicilerimiz... Yani eğlence için yenilen bir şeyin ötesinde aslında sağlık için çok derece sağlıklı, çok önemli. Müthiş sağlıklı bir şey. Ben şeyi söyleyeyim değerli izleyicilerimize. Lütfen Antep fıstığının toplanmış haliyle, şimdi onun kırmızı bir... Şimdi yönetmenimiz Emre onu söylüyordu kulağıma, siz şu anda cevap veriyorsunuz. Kavrulmuş mu, taze mi diye. Her ikisi de olur. Ama tuzu yüksek olmasın lütfen. Hı. Her ikisi de olur. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey, bu hani taze çıktığında onun dışında kabuğunun üstünde kırmızı bir derisi var ya, evet. Kabuğu var. Lütfen onu atmayın. Aman Allah'ım, nasıl bir nimet. İşte bak,
her şey kat kat böyle bir şey başka bir şeyin içinde, onun içinden başka bir şey çıkıyor. Cevizi biliyorsunuz değil mi? Hatta Anadolu'da bir laf vardır ya, senin elinden cevizli kabuk, elinden kabuklu ceviz bile yenmez derler. O en dış yeşil, çünkü eliniz hep şey yapar, boyar ve onu kolay kolay da çıkartamazsınız. Evet. Hani böyle şey olduğu zaman derler, ne o kabuklu ceviz mi soydun, ne yaptın derler. Yani. Ne mutlu ki çocukluğumuzda onları yaşamışız evet. Hocam. Hakikaten kırıp ellerimiz o renge evet. Boyanmış. O yeşil etli kabuk, onun altından sert kabuk değil mi? Böyle sonra nimetin hikmetine gidiyorsunuz. Üçünün de etki alanları çok ama çok farklı. İnsanlar bilim hep duvara tosladığı için, ki çünkü ilimsiz bilim yapanlar var. İlimsiz bilim perest diyoruz yani. Bilimiyle her şeyi çözeceğini zannediyor. Gidiyor duvara tosluyor ondan sonra. Hadi bak şimdi insanlar neden doğaya döndüler? Hani bilimle çözüyordun her şeyi? Ha? Hani çözüyordun? Yok işte. Yok. Dolayısıyla bunu anladınız. Yıllarca gıda takviyesi dediniz. Harvard Üniversitesi'nin likopeniyle çıkarttılar envai çeşit. Gıda takviyesi ne oldu? 2005'te bütün mağazalar çoğu kapattılar ve kimse itibar etmiyorlar. O kadar da etkili değilmiş dediler. Evet. Yani boş ya, lüzumsuz şey yedirdiler insanlara, bir de dünya paraya sattılar onları. Şimdi efendim Antep fıstığı dediğimiz şey, fakat onun kırmızı kabuğunu lütfen evinizde saklayın ya. Nar kabuğu değil mi? Sıkıyorsunuz evet. Lütfen kabuğunu atmayın. Kış mevsimi için bulunmaz antiviral, antibakteriyel, antigripaldir. Bildiğimiz nar kabuğu. Onun için... Şimdi kiraz mevsimi geldi hocam. Tabii. Siz kiraz sapını da dersiniz. Asla. Kirazın sapı ve çekirdeği... Bak aferin yönetmen. Şunun şu kabuğunu atmayın. Kırmızı kabuğu. Bir önceki kareye gelirsek onu dondurabilir evet. Miyiz Emrah? Evet. Yani işte görüyorsunuz. Bu kırmızı kabuğunu bunu atmayacaksınız. O Urfa'da... Baştan. Tek... Evet şu burada evet, dondurabilirsek... İşte bu efendim, tek dağlarında... Tek dağlarında yüz binlerce ağaç, menengiç ağacı, Tarım Bakanlığı bunları aşıladı. Evet. Menengicin aşılanmışına Antep fıstığı denir. Aman Allah'ım. Yani bir de tabii orada serbest. Önüne gelen içeri giriyor, çıkıyor işte böyle. Halbuki buraların koruma altına alınması lazım. Buraların çok iyi bakım istiyor. Ya dünyanın en pahalı çerezidir. Antep fıstığı. Bu biliyorsunuz öyle. Dünyada 3 ülkede var. Amerika, İran ve Türkiye. Türkiye'de yetişen çok farklı. Çok farklı. Bak Harran Ovası'nda yetişen Antep fıstığını siz Amerikalılarınkiyle mukayese bile etmeyin. İran'ınki farklı, bizimki farklı. Yani bu Harran Ovası çok çok farklı bir yer. Yani ya. Hazreti İbrahim'in dolaştığı yerler oralar. Tam da gitme zamanı hocam. Ben biraz dünyanın en eski üniversitesi Harran Üniversitesi'nin kalıntıları var. Oraya da gittim. Öyle bir güzel kokuyor ki. Değerli seyircilerimiz, imkan bulursanız Ramazan öncesinde lütfen yani Urfa'ya, Şanlıurfa'ya bir yolunuzu düşürün. 30 derece civarıydı. O çok evet. İyi. Yani o ısı Urfa için çok iyi. Her taraf çok güzel kokuyor. Kuzular hocam. O sizin kuzular. Evet, kucağınıza alıp sevdiğiniz evet. D vitamini aldığınız. Evet, bravo Hüseyin. Bak aklında kalmış. Yani çünkü lanolin salgılar deri, o postun bağlı olduğu yağ tabakasının içerisinde lanolin vardır. Bu da D vitaminidir. Hayvanlar onun için yalanırlar. O yalanmanın D vitaminini almaktır. Şimdi burada ben değerli izleyicilerimize son şeyden bahsedeyim. Bakın Anadolu'da domates benim tahminime göre 200 civarında domates çeşidimiz var. Hepsi bulunuyor Hüseyin. Hepsi tek 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 çıkartılıyor.
Bizim bunlar ya. Tohum bu, tohum. Yani tohum ekonomisi çok farklı bir olay. Yani bunlara sahip çıkılıyor. Tohum Gen Bankası'na gönder. Orada ne olacakmış? Hiçbir şey olmaz. Yani Tohum Gen Bankası bazı türlerin korunması için. Ama siz tohumu çoğaltmak ve onun biyolojik çeşitliliğini yaşam ortamına uygun bir şekilde geliştirerek gelişmesine fırsat vermek istiyorsanız bunun tarımını yapacaksınız. Yani bu çoğaltılacak. Her yörenin kendine özgü tohumları var. Çoğaltılacak kardeşim. Ve gelecek budur Hüseyin. Bak gıda savaşları çoktan başladı da insanlar farkında değil. Farkında değiller. Gıdasa bak tohum borsaları var. Bir gün gelecek Hüseyin bir avuç domates tohumu 100 bin dolar diyeceksin bulamayacaksın. Evet bunu 15 yıl 20 yıl önce ben söyledim. Şimdi bir kilo hibrit tohum 200 ile 250 bin lira. O fasulyeler, nohutlar, mercimekler aman Allah'ım lütfen. Herkes kendi yöresinin tohumunu çoğaltacak. Hatay'ın Deli Bekirli köyüne gidin. Bak oranın kayısısı, oranın narı, oranın mercimeği. Orada bir mercimek çorbası yapsınlar sana. Deli Bekirli köyünde. Böyle bir lezzet yok Hüseyin. Yok böyle bir lezzet. Yedikçe yiyesin ya. Gelir. Ne şişkinlik var, ne gaz yapar, ne bir şey. Ha, gaz yaptırtmasına fırsat vermezler. Çünkü içine kimyon koyuyorlar. Kimyon. Tamam. Yani dolayısıyla oranın orada kayısı ya sen dersiniz ki Malatya kayısı. Şimdi Malatyalılar alınmasın, Iğdırlılar da alınmasın, Iğdır kayısı. Yani birini bir başkasıyla mukayese edemezsiniz. Yani şimdi nasıl söyleyeyim, A adamı da kıymetli, B insanı da kıymetli. Yani bunun hangisini, ya ikisi de var olacak. Dolayısıyla Hatay'ın öyle yerleri var ki müthiş tahıl var orada. Çeşitleri, meyve çeşitleri var. Böyle nar var. Hüseyin mis gibi de kokuyor. Nasıl da tatlı. Şimdi neyse ben çok fazla şey yapmayayım. Olur mu hocam? Ne güzel bir, ya bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz sizden gerçekten. Mercimek, sen mercimeğin aslı orada. Yani dolayısıyla işte bunlar genetik kaynaklar. Hüseyin, efendim sen onun eğri büğrü olduğuna bakma. Cılız gibi duruyor. Ondan bir avucundan bak sen bir mercimekli bir yemek yap, bir köfte yap, ne bileyim ben işte yap bir şey. Bir onun tadına bak. No, bir de onların kendi yörelerinin kendi zeytinyağları var. Aman Allah'ım hepsi böyle birbiriyle uyum içerisinde. Oraya ne hastalık gelir ne bir şey gelir Hüseyin. Tamam. Onun için unutmayın bakın ilaç firması ile zirai ilaç firması ve tohum firması. Üçü de aynı firma. Aklınızı kullanın. Tamam. Türkiye dünyada bir numaradır tohumlarıyla. Genetik kaynaklarıyla, biyolojik çeşitliliğiyle. Ama bu tohumları milli olarak, yerli olarak bu tohumlara sahip çıkıp buradan da milli ilacı biz ne yapacağız? Çıkartacağız. İşte onun için dedim. Brokolide dünyanın en güçlü antibiyotiği var. Hadi yapın. Efendim genetik yapısıyla oynayarak hiçbir yere varamazsınız. Gidin Allah yolunuzu açık etsin. Git sonunda düşeceksiniz. Yani benim nimetlerimi değiştirmeyin diyor. Açık ayet var. Diye söylediğimizde derler ki bizler ıslah edicileriz. Sen neyi ıslah ediyorsun ya? Doğa bunu milyonlarca yıl içerisinde öyle bir seleksiyon, öyle bir seçim yapmış ve bu tohumu geliştirmiş ki ben daha iyi geliştireceğim deyip sen bunun genomundan içeri gir, genetik yapıyı değiştir. Bütün dengeyi bozuyorsun. Mübarek 30-40 bin tane gen var onun içerisinde.
ne bileyim 312. gen 5017. genle etkileşiyor. 5017. gen 18.000. genle etkileşiyor. Ya bunun insanın aklı hafızası bunu almaz. Dünyanın en güçlü bilgisayarlarını birbirine bağlayın ve burada bir şeyi çözmeye çalışın. Çözmek istediğiniz şeyle ilgili bir software yazacaksınız. Yani bir yazılım geliştireceksiniz. O yazılım sizin bilginize göre yazılacak. E sen daha onun ilmini anlamamışsın ki. Ya neyi çözeceksin? Dolayısıyla bırakın, doğanın bir kendi doğal akışı var. Bu nimetleri sana sunuyor, bunları değiştirme. Hele bir bin yıl geçsin de bir görelim bakalım sen insanoğlu nereye geldin. Soğan, bak 200'e yakın domates dedim ya. Evet. Dünya literatürüne baktığımız zaman 155 çeşit soğan var Anadolu'da. Bugün biz kaç tanesini biliyoruz? 15-20 tanesini Hüseyin. Onu da ancak konuyla ilgilenenler biliyor. Biliyorlar yani. İşte köy bir yerlerde var. İşte bu yani tesadüf ilk milli ve yerli tohum buluşması İzmir Kemalpaşa'daydı. Orada gördüm. İnce uzun bir soğan. Bu nedir? Vallahi bu bizim köyde var hocam dedi. Başka yerde bulamazsın. İnsanlar buna itibar etmiyor dedi. Aman Allah'ım ya. İşte yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Soğan deyip geçmeyin. Öylesine bir şifa kaynağıdır ki soğan. Kistik yapı diye bir şey bırakmaz. Ne böbrek kisti, ne karaciğer kisti, ne yumurtalık kisti. Genç kızlar ve bayanlar zaten biliyorlar soğanın polikistik overe karşı ne kadar güçlü olduğunu. Miyomlarda ve endometriyoziste yani çikolata kistinde ne kadar etkili olduğunu, önleyici ve koruyucu olduğunu. Erken menopoz kapısını aralamışsa bir bayan ve daha yaşı 35-36 ise lütfen 6 ayda bir 15 gün soğan kürü uygulayın. Folikül stimüle hormonun nasıl düşmeye başladığını hayretle göreceksiniz. Reglinizin yani mensin nasıl düzenlendiğini hayretle göreceksiniz. Bunun dışında bakın kışın eğer kaç tane bizde var binlerce bayan, en çok bayanlar uyguluyor ya soğan körün işte bebek sahibi olmak için, evet, yumurtalık kistinden dolayı veya antimüller hormonu düşükmüş filan. Hocam diyor ben soğan bir şey dikkatimi çekti. Soğan kürünü uyguladığım zaman ben kışın gribe yakalanmıyorum. Ay mübarek. Zaten soğan üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı bir zırh oluşturuyor. Antiviraldir, antibakteriyeldir. Üst solunum yolları enfeksiyonu mu geçiriyorsunuz? Kışın kolay gribe mi yakalanıyorsunuz? Lütfen. Onun mevsimi geldiğinde ne yapacaksınız? Soğan kürünü uygulayın. Ben buradayım, yakalanmazsınız gribe. Mümkün değil. Evet, şimdi efendim burada bir şey daha var. Bakın, prostatit dediğimiz prostat içi iltihaplanma. Bu ürologların korkulu rüyasıdır. Şimdi korkulu rüyasıdır derken, yani tıpta tedavisi yok. Prostat içi iltihaplanma. Hele hele bir de abakteriyelse, yani prostat sıvısına bakılıyor, bakteri yok, abakteriyel. Fakat inflamasyon var. Hasta kıvranıyor. Yani öyleleri var ki, mesela şeydir, sürekli kafası prostatına takılı. Yani sızı, devamlı sızı çekiyor adamcağız. Antibiyotik alır. Bir 15-20 gün kullanır, ya Rabbi şükür rahatladım der. Biraz, tam %100 de geçmez. Ondan sonra antibiyotikten sonra tekrar doktora gider. E işte yok, tıpta çaresi yok. Yok. Efendim var. Şimdi burada... Tıpta yok, doğada var. Evet, hiçbir dert yoktur ki biz onun çaresini vermemiş olalım. Şimdi bu 155 çeşit soğan var ya mübarek. Bunlardan en az iki tanesi o kadar etkili ki Hüseyin. Şimdi vatandaşa biz ya şu yemeklik soğanı kullansınlar yeterli oluyor zaten de. Ama
bunu kökten radikal çözmek istediğiniz zaman işte o Muğla yöresinin bu uzun soğanı var Hüseyin. Tam onu soracaktım. Soru da geliyor. Yeşil soğan olur mu diye. Hayır efendim, olmaz. Sadece kuru soğan. Tabii. Yeşil soğan çok farklı. Şimdi o uzun soğan hocam. Evet. Onu kaynatıp suyunu içeceksiniz. Şimdi bak Hüseyin, bu prostatit denilen illet eğer 8-10 ay devam ederse, adamın kafası devamlı takılı ya, orada sızı var. Yani böyle penial bölgede sızı var, ağrı var. Bazıları diyor ki ya sertleşiyor prostat bazen. Hocam bilardo topunun üstünde oturuyormuşum gibi diyor. Çünkü günümüzün insanı sesil, çok fazla oturuyor. Prostat hareket ister yani. Dolayısıyla burada şikayetler artıyor kişide. Yani prostatit şikayeti takılı bir defa. Geçtiği halde beyin sürekli sinyal gönderiyor. Halbuki yok. Yok. İşte psikosomatik, soma beden demektir. Psikolojide beyin merkezli gidiyor. Yani bedeninizi, psikolojiniz etkiliyor. İşte bundan kurtulmanın yolu ne biliyor musun? Karabaş melisa çayı içecekler. Yani prostatit şikayeti olanlar. Yani bu abakteriyel olsun veya bakteriyel olsun. Lütfen doktora gitmekten imtina etmeyin. Utanıyorlar değerli işte erkekler diyelim. Çünkü doktor eldiven takıyor eline. Tuşe testi deniyor buna. Tabii makattan parmakla 5-10 santim kadar içeri girip prostatı yokluyor. Prostatın yüzeyi nasıl? Pürüzlü mü, pürüzsüz mü, sert mi, değil mi efendim? Bazen de basar, o prostat sıvısını dışarı atar. Ki onda da analiz yapılacaktır. Yani bakteri var mı, yok mu diye, hangi bakteri? Mesela klamidya diye bir bakteri var. Hakikaten düşman başına olmaz mı? Yani çok kötü. İşte o bakteri kültürünü yaptıracak ki ona göre de antibiyotik verecek. Şimdi burada lütfen hekimlerine gitsinler, güvensinler. Yani burada şey yok. Bir şeye dikkat etsinler. Bazen dalgın oluyorlar. Eğer kabızsanız, bakın kabızlık şikayetiniz varsa prostatla ilgili bir şeyi ölçtürmeyin. Mesela PSA. Prostat spesifik antijen. Yüksek çıkar. Prostat PSA da 0 ile 4 arasında ya Hüseyin. Bir bakıyorsun 7-8 çıkmış, kötü kanser mi diye korku dağları, alakası yok. Yani ilişkiye girilmiş ise 3 gün önce, 3 günlük bir perhizle gideceksiniz. Acı baharat tükettiyseniz, bak isot hariç ama, onu söyleyeyim. Yani isot biberi prostatı bu anlamda etkilemiyor. O pul biberler var mesela. Onlar karabiber etkiliyor. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Evet, yani mesela ilk defa duyuyoruz evet, hocam sizden. Mesela geçen programda söyledim ya, yüksek tansiyon hastaları acı baharat tüketemezler. Evet, isotun etkilemediğini, diğer biberlerin hepsi etkiliyor ama isot etkilemiyor. Isot etkilemiyor işte, böyle kimyası değişik. Kimya değişik, kimya. Evet. Yani bütün olay o işin kimyasında Hüseyin. Marifet orada. Evet, soğanla ilgili söyleyeceğim benim budur. Böbrek kistlerinde mesela yok, bunun ilacı yok. Soğan kürü. Hocam sizin en önemli kürlerinizden bir tanesidir. Çocuk sahibi olamayan birçok erken aileye, menopoza girenler, evet, çikolata kisti olanlar, miyomu olanlar değil mi? Evet. Yani bu soğan kürü için şimdi bu konuda çok özellikle Amerikalılar şeyin de farkına vardılar. Brokoliden sonra bu soğan kürünü biz kitaplarımıza almışız. 93 yılından beri konuşuyoruz, 90 yılında. Çağırıyorlar, gelin konferans verin işte burada. Yani siz buyurun diyoruz, zaten de geliyorlar. Yani söyleyeceğimizi ancak
sınırlı şekilde verebilmemiz gerektiği kadarıyla vereceğiz. Neden? Hüseyin, Ankara Milli Botanik Bahçesi 2500 dönüm. Milli Botanik Bahçesi, milli bitkiler, milli tohumlar ve milli ilaç. İşte orada üretilecek. 81 ilin tarım il müdürlükleri, 181 üniversite, biyoloji, kimya, tıp bölümleri, eczacılık bölümleri de tarım il müdürlükleriyle ortaklaşa çalışarak Ankara'da bunun demosunu yapacağız. Ama biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar her ilin kendi yöresinde, kendi üniversitesinde tarım il müdürlüğüyle beraber geliştirerek yepyeni şeyi bulacaklar. Son defa söylüyorum, bak dilimde tüy bitti. Ağrı Dağı'ndan o bakteriyi çıkartıp Kubisit firması altında Kubisin antibiyotiğini bulup Amerika'da bunu ne yaptılar? Yabancı şirkete sattı. Bu bizden gitti. 9.8 milyar dolar tek bir bakteriydi. Ya biz niye yapmıyoruz? İşte milli ilaç böyle olur. Efendim şuradan şunu çağıralım, buradan bunu çağır. Bizde öyle gençler var ki Hüseyin, bilgiye aç çocuklar, onu tabiri caizse parça parça edecekler, haşat edecekler. Bütün detayını ortaya çıkartacaklar. Çalışmak istiyorlar. Sen yeter ki o küçük laboratuvarı kur, biraz da nasıl çalışması, nasıl düşünmesi gerektiğini öğret. Genetik yapıya müdahale ettirmeden bu ahlaka sahip ise Allah da senin önünü açar. Yok efendim ben genetiğine müdahale edeceğim dersen sen bilirsin. Git işte, bir yere varamazsın. Yani bunun için şunu söylemeye çalışıyorum Hüseyin. Mesela bak şu seralarda arıcılık, arılar başladı. Evet. Arıyla şey. Ya Bombix arısı bizim ya. Bizim arımızı bize sattılar. Hüseyin yapmayın ya. Bombix arısı bizim. Seralarda bunlar işte domatesleri döllüyor işte. Neyse. O çiçekten o çiçeğe konuyor. Anadolu'nun lafıdır işte. Alıyor götürüyor adam. Kafasına göre çoğaltıyor, yetiştiriyor. Al diyor sana da. Arılar bunlarla da döllersin diyor. Ya bizden gitti bu arı, yapmayın ya, yapmayın. Onun için sadece bitki olarak düşünülmemesi lazım. Toprağın içerisindeki mikrobiyolojik flora, toprağın içerisindeki mineral dengeleri. Yani siz Anadolu toprakları deyip geçmeyin. Dünyada eşi benzeri yok Hüseyin, ama bunu hızlı bir şekilde kontrol altına almamız lazım. Çünkü 10 yıl sonra gıda savaşları çok ama çok fena başlayacak. İşte Türkiye orada şey gibi robust bir şekilde sağlam bir duruşla her türlü ürünü verebilecek duruma gelecek. Al bu tohumu diyecek. Fiyatı da bu. Ekecek. Harran Ovası ya. Ya 70 kilometre bir uzunluk düşün, 50 kilometrede bir genişlik Hüseyin. Ve 30 metre toprağın 30 metre altına kadar kaya yok. Evet, toplu ya Rabbi, bu nasıl bir nimet ya? Sen bunu nasıl yaparsın ya? Söyledim bak geçen programda da. O salma suyları da gördün mü? Evet gördüm. Kanallardan sonra bol ya. Bol bol yiyen bel bakar sonra. Niye? Çünkü tarlasını salma suyuyla suluyor. Sulama. Yapma. Yanlış yapıyorsun. Damlama. Köylü kardeşim, damlama yöntemiyle. Çünkü suyu verdikçe siz ne oluyor? Mineralleri de çökertiyorsunuz. Çökertiyor. Aşağı iniyor. Bu sefer topraktaki minerali yeteri kadar alamıyor. Hadi amonyak gübresi. Kalsiyum amonyum nitrat. Kan dediğimiz DAP gübresi vereceğim. Diamonyum fosfat. Bu sefer de toprağın kimyasını bozuyorsun. Yani olmaz böyle bir şey. Üstten veriyorlar hocam. Bu sefer tahliye dediler ki bak bu tahliye kanalı. Su akıyor. Biraz çamurlu gibi. O kadar fazla su verilmiş ki toprağın altından, ama ne olmuş? Tahliye kanalları yapmışlar. Sulama kanalı değil bu dediler. Drenaj. Biraz dikkatli olmak lazım. Yani ama o eğitimde devam ediyormuş. Tabii verilecek çünkü terörden dolayı birçok evet. alanda tarım yapılamıyordu. Şimdi çok çok güzel şeyler yani.
Hüseyin nasıl bir toprak orası ya? Adam çölde şey yetiştireceğim diye uğraşıyor. Yani 20 santim toprak yok ya. 20 santim toprak ne yapacağını şaşırmışlar. Allah bize vermiş ya. Evet. 3 metre, 5 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metre. Öyle yerleri var ki 38 metre toprak var, evet. Hüseyin. Müthiş. Yani Harran Ovası gerçekten medeniyetin beşiği, peygamberler şehri. Ama lütfen hocam bir yapılaşma var. Yani Harran'a doğru giderken, Şanlıurfa'dan çıkıp Harran'a doğru giderken görüyorsunuz. Tarım arazisi, birkaç blok, site, ev yapılmış. Tekrar tarıma. Ya çok hocam. Bu Urfalı. Sitelerin arasında traktör çalışıyor. Tarlayı yani, sürüyor. Tabii hepsi birinci sınıf arazi. Tarım arazi. Urfalılara can feda yani. Şimdi bak bunlar damda yatıyorlar biliyorsunuz sıcak. Damdan düşenler oluyor, ölümler oluyor. Mübarek gidin ya bak o şeyler dağ tarafına doğru çıkın. Hem biraz yukarıda duruyorsunuz hem de efil efil eser daha rahat nefes alırsınız. Çünkü Harran Ovası sulandıkça nem oranı artacak ve boğucu sıcaklar gelecek ve daha çok rahatsız olacaksınız. Dama çıkanlar daha çok olacak. Yani bırakın yörükler ne yapıyor yörükler? Dağa çıkarlar. Yani bahar mevsiminin gelmesi sonuna doğru yavaş yavaş bunlar 500 metre, 500 metre, 500 metre dura dura torosların eteklerine kadar çıkıyorlar. Her defasında yayla serin buz gibi suları içiyorlar. Meyve ağaçları, erikler, şeftaliler, üzümler. Oh! Cennete gidiyorsunuz. Yani öbür tarafta yani Harran'da yazın 50 derece, 55 derece Hüseyin. Evet. Bir de sulanıyor ya şimdi mübarek İyice, topraklar. İyice rutubet artacak. Çıkıyor. Buna kalp dayanmaz. Evet. Yani sürekli 24 saat saunanın içindesin yani. Tamam saunada sağlıklı da bir yere kadar. Yani. Kaç dakika kalabilirsin içinde. Yani. Evet. Elif Hanım çok bekledi bizi telefonda hocam. Eğer buyurun. Soğana başka ekleyeceğiniz soğanla ilgili bir şey yoksa. Bak. Menopoza bağlı şikayetlerde ateş basması var, terlemelerim var diyorsun. Hemen soğan kürü. Birebir. Birebir. Bari onu da söyleyelim de hocam. Böylece noktalamış olalım. Soğan kürünü hatırlatmış olalım. Evet. Bakın orta boy yemeklik bir soğan. Hemen aşağı şurada masamızın kenarında. Evet işte bu boyda bir soğanı alıyorsunuz. Bu ince kahverengi kabuklarını soyuyorsunuz. Sonra dörde bölüyorsunuz. Bir buçuk bardak suda bunu 5 dakika kaynatıyorsunuz. Ilıktan sıcak içeceksiniz ama. Hı. Bak ılıktan sıcak. Çünkü, ilıktan sıcak. Evet. Çünkü salatanın içinde soğan beklesin ne oluyor? Hemen tadı değişir. Çok hızlı fermente olur. Çünkü içerisinde izotiyosiyanatlar var. Kükürtlü grup bu. Bunda kükürt var. Sarımsakta da var, pırasada da var. Yani dolayısıyla bu bozuluyor tabii. Onun için her defasında taze hazırlayacaklar. Sabah akşam günde iki defa bunu yapsınlar. Allah'ın izniyle hiç menopoz diye yani ailesinde erken menopoz şikayeti olanlar varsa lütfen bunda soğan kürünü uygulayınız. Bir şey daha, yüksek gluten oranlı ekmekleri tüketmeyiniz. Özellikle çocuklarınıza tükettirmeyiniz. Yani çünkü içerisinde gliadin var. Hani diyorlar ya efendim gliadin işte onun endoproteazlar var. Gliadini parçalıyor. Yani neticede egzorfin açığa çıkıyor. Bu egzorfin de kan beyin bariyerini geçerek beyindeki opioid reseptörleri uyararak çocukları hiperaktif yapıyor. Tamam mı? Doyumsuz yapıyor. Doyumsuz. Tatminsiz yapıyor. Sabırsız yapıyor. Tahammülsüz yapıyor. Yani bugün çocuklarla bir şey konuşamıyorsunuz. Aynı şey. Bak gıdada ne dediler?
nişasta bazlı şeker dediler değil mi? Bak, gıda firması yani, tohum firması. Gitti Mısır'dan mısır şurubu. Sonra efendim dediler ama zero yapalım biz. Bak şimdi, oraya da sentetik şekeri koydular. Aspartamı. İki amino asit bir metanolden oluşuyor. Bak tekrar başa dönüyoruz gibi oluyor. Değerli izleyicilerimizin affına sığınıyorum. Ne oldu? Gıdayı gene kontrol ediyor adam bak. Nereden dalıyor, nereden çıkıyor. Bu üç firma da aynı. Bunlar aynı firmalar. Gıdayı, hastalığı, ilacı kontrol ediyor. Evet, tohumu, tohum firması hepsini. Aynı. Firma zirai da. İlaç firması aynı. Tıbbi ilaç firması aynı. Yani önce hasta ediyor. İşte tohumu değiştiriyor. Yediriyor, hasta ediyor. Ediyor. Arkasından ilacı veriyor. Tamam. Zirai ilacı veriyor. Verimi yüksek olsun bunun diyor. Tamam mı? Bak Hüseyin, tabiatın kanununa aykırıdır. Daha biz ilkokulda maddenin ve enerjinin sakınımı prensibini öğretiyoruz çocuklarımıza. Madde yoktan var edilemez, var olan madde yok edilemez. Aynı şey enerji için geçittir. Adam diyor ki, ben verimini yükselttim bu tohumun diyor, yüksek verimli. %95. Besin değerini yükselttim diyor. Tamam. Başka bir şeyini daha yükseltiyor. Verimini, bir de hastalıklara karşı dirençli kıldım diyor. Tamam mı? İçerisine bazı genleri ilave ediyor. Sonra. Şimdi ne oluyor neticede? Ya maddenin yaratılışa, ya bir şeyin yaratılışına aykırı. Siz yani bir şeyi artırdığınız zaman bir yerde, bilin ki başka bir yerde bir şeyin eksilmesi lazım. Biyolojinin sakınımı prensibidir bu. Üç şeyi de artıracaksın hiçbir şeyi eksiltmeden. Yani böyle bir mantıksız bir bilim olur mu? Sen üç parametreyi yükselt, ondan sonra de ki bu sağlıklı üründür. Allah bilir neleri eksilttin ya, ben bir bilim insanı bunu sorar. Bütün dengeler alt üst olmuş durumda. Yani o zaman, yani işte bütün olay bu. İnşallah ya Rabbi, ben Türkiye'nin tohum ekonomisini çok iyi yöneteceğine inanıyorum. Bu bakımdan Tarım Bakanlığımız önemli tedbirleri alıyor. Konuşuyoruz, seminerler veriyoruz, tartışıyoruz. Yani çok şükür, yani bir 10 yıl sonra Türkiye almış olduğu tedbirlerle dünyadaki bir numaralı tohum borsasının merkezinin merkezidir. Tohum borsaları var. Nasıl altın borsası var, petrol borsası var değil mi? Her gün bakıyorsun fiyatlara. Euro şu, altın bu, efendim dolar bu, işte Brent petrolün bilmem nesi bu. Tohumun da borsası var. Var da daha onu açmadılar. Onu böyle gizli tutuyorlar. Tam istedikleri gibi kontrol altına alamadılar. Kontrolsüz bir, bak Türkleri baskı altına alamazsın Hüseyin. Yani bizim milletimizi belki biraz eğlendirebilirsin. Yani eylemek, zaman kaybettirebilirsin. Ama uyandıktan sonra, ayağa kalktıktan sonra onu bir daha oturtamazsın. Bu toplum uyandı. Yani biliyor tohumun ne kadar önemli olduğunu, geleceğinin, istikbalinin bu olduğunu biliyor. Sağlıklı evlatlarımızın, torunlarımızın bu tohumlara bağlı olduğunu biliyor. Hem ekonomilerinin hem de sağlıklarının. Bu ülkenin geleceği budur. Yani dolayısıyla bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar Hüseyin. Bu tohum politikasını Türkiye yürütecek. Ne pahasına olursa olsun biz bunu yapacağız. Yani. Hocam o zaman artık Elif Hanım'ı çok telefonda beklettik. Biraz evet. Da sosyal medyadan gelen soruları da cevaplayalım. Buyurun. Kürlerimizi de hemen hızlıca yapalım ve en sonunda da Urfa'ya gidelim. O görüntüleri mutlaka değerli seyircilerimizle paylaşmamız lazım. Elif İşcan Karabük'ten. Elif Hanım. Efendim. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar hocam. Buyurunuz, hemen sorunuzu alalım. Buyurun. Benim 12 yaşımda Zeynep Nur adında bir kızım var.
Kızımın yüzünde sihirler var. Evet. Allah'ın izniyle sihirler. Evet. Tamam. 12 yaşında dediniz değil mi? Evet hocam. Tamam. Çok güzel. Dinleyin. Şimdi evet, Serpil Hanım'dan söyleyin burada önerdiğim şeyi. Burada. Bu propolisi günde bir defa akşam yemeklerinden 2 saat sonra hani bir bardağa, yarım su bardağına daha doğrusu 10 damla ya da 7 damla şeklinde kullanıp içirmesi gerekiyor bunu. İçeriden takviye yapması gerekiyor propolisimizi. Bir de alkollü propolisimiz var bizim. Dıştan sürecek. Dıştan bu çünkü deri enfeksiyonları üzerinde etkili bir propolisimizdir. Bunu o bölgeye sürmesi gerekiyor hocam. Bu şey var, hanımefendinin ismi neydi? Elif. Elif Hanım. Bu evet. Kulak çöpleri var, ucu pamuklu. Bunu daldırırsınız içine propolisin. Ondan sonra o sihirlerin üzerine hafif hafif dokundurursunuz. Günde 2 defa bunu yapın. Allah'ın izniyle bir şeyi kalmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de ağız yoluyla da o suda çözünmüş olanı var. Ondan da 10 damla alacak. Yani bir Türk kahvesi fincanı kadar suyun içerisine 10 damla damlatacak damlalığıyla ve bunu içecek. Çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Hocam çok sorumuz var. Hemen Emre Bey. Merhaba hocam. Kardeşim 9 yaşından beri tip 1 diyabet hastası. 3 ay önceki tahlillerinde HbA1c değeri 7,5 çıktı. Geçen haftaki tahlillerde 11,8 çıktı. Bu değeri düşürmek için bir kür var mıdır? Şimdi bakın, teşekkür ediyorum. Bu tip 1 diyabet çok arttı Hüseyin çocuklarda. Lütfen, şu gluten oranı yüksek şeyden uzak dursunlar. Uzak dursunlar. Kızıl buğday var. Kavluca buğdayı var, kara kılçık buğdayı var, siyez buğdayı var. Daha çok bizim buğday çeşitlerimiz var. İşte buradan biz dönüp bunlara yöneleceğiz. O zaman işte sen tip 1 diyabetle şey yapmazsın, karşılaşmazsın. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi normalde hemoglobin A1C değeri, glikolize hemoglobin, 4 ile 6 arasında olması gerekir. 7,5 da aman aman çok yüksek değil ama yüksek. Bunun ta 6'ya kadar inmesi lazım ama 11,5'a mı çıkmış? 11,8. 11. Yüksek. Çünkü bakın mutlaka doktorla irtibatta kalacaksınız. Bu değerin düşmesi lazım. Bu değerin kontrol altına alınması lazım. Çünkü bu kadar yüksek hemoglobin A1C gözlere, kulağa, böbreğe, kalbe zarar veriyor. Bunun düşürülmesi lazım. Hekiminizle irtibatta kalın. Yalnız ben size bir kür önereceğim. Bununla ilgili sinirli ot. Sinirli ot hemoglobin A1C'yi düşürmede birebir. Bunu hatta Yasemin'le de bir başka bitki daha veriyorum. Melisa hocam verebilirim. Efendim? Melisa, yulaflamanı. Evet. Melisa ve sinirli ot, bir de Yasemin. Bu üçlü karışımı verebilirsiniz. Eşit miktarlarda her birinden 100'er gram alın. Bunları güzelce karıştırın. Eşit miktarlarda homojen karışsın. Sonra tepeleme bir tatlı kaşığı alıp bir bardak suda 7-8 dakika kaynatıp bunu her öğünden önce içireceksiniz, çayını yani. Dolayısıyla bir ay içerisinde hayretle göreceksiniz o hemoglobin A1C nasıl düşüyor. Ha, tek başına sinirli otu da kullanabilir. Yalnız doktor kontrollerini ihmal etmeyin lütfen. Doktorun verdiği ne varsa da onu kullanıyorsunuz. Yani biz burada bir takım hastalıklar hakkında konuşabiliriz Hüseyin. Ancak teşhisi koyacak ve kişiyi kontrol altında, gözetim altında tutacak olan şüphesiz ki bir tıp doktorudur. Bunu unutmayın. Elif Hanım soruyor. Annesi için. Yalnız değerli seyircilerimiz,
bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yaş önemli. Burada annesi dediği için cinsiyeti anlıyoruz ama lütfen yaş ve cinsiyeti tüm gönderdiğiniz sorulara ekleyiniz. Annemde Helicobacter pylori ve intestinal metaplazi var. Hiçbir ilacı içemiyor, hatta mide ilaçlarını bile içemiyor. Karında sürekli şişkinlik var. Ne yapmamızı önerirsiniz? Ah benim canım. Şimdi bakın, Helicobacter pylori, yani gerçekten midede gastrit ve ülseri tetikleyen bir bakteridir. Bunun yok edilmesi lazım. Bunun üçlü bir antibiyotiği var. Onu doktorla konuşsunlar. Ama önce bu Helicobacter pylori gidecek. Bunu ne götürüyor biliyor musun Hüseyin? Brokoli. İşte Amerikalıların brokolinin genetik, biliyorlar onlar onu. Ben ta 2000 yılında bunu dünyanın en büyük prostat vakfında şeyi açıkladım. Bunun brokolinin aynı zamanda Helicobacter pylori'yi de yok ettiğini. Bunlar hemen genetik yapısına müdahale ediyorlar. Brokolinin daha güçlü bir antibiyotik üretsin diye. Hiçbir şekilde üretmez. O şekilde yapılmaz. Şimdi yapacağı şey brokoli. 150 gram brokoliyi, bilemediğiniz 200 gram küçük küçük doğrayın. Bir bardak suda, ağzı kapalı tencerede, yani ne yapacaksınız? 5 dakika kaynatacaksınız ve bunun suyunu içecekler. Helicobacter pylori'ye karşı bulunmaz bir şey. Bir şey daha var. U vitamini. Bak, esmetil metiyonin var. U vitamini bu lahanadan elde edilir. Bunu kullanabilirler. Fakat brokoli yeterli olacaktır. Şimdi bir şeyler yiyip içemediğini söylüyor. Evet. Burada ben öncelikle, bu aynı safa bitkisi var. Aynı safa. Diğer adı portakal nergizi. Masada en soldan ikinci bitkidir. Bunun çayını içecek günde 2-3 defa. Bak, bu en önemli şey. O gastrit ve ülserin bir kere bir tamir olması lazım. Yani bu yaranın kapatılması lazım. İnflamasyonun önüne geçilmesi lazım. Ondan sonra böyle bunu en az 21 gün uygulasın. Üzerine de brokoli, o Helicobacter pylori gidecek. Şimdi bu Helicobacter pylori de endoskopiyle bakılıyor. Bundan insanlar korkuyor. Yok, yutamıyorum, bilmem, endişe ediyorlar. Yani korkunun ecele faydası yok. Ama şimdi teknik ilerledi. Gaita'da baktırabilirsiniz. Helicobacter pylori var mı? Veya solunum testiyle, nefes testiyle de bakan laboratuvarlar var. İlla sondaj yapmaya, yani sondaj diyorum ben de, sonde göndermeye, yani endoskopiye gerek kalmayabilir. Tabii bütün bunlara karar verecek olan hekimleridir. Onu söyleyelim. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta hocam sizin kitabınızdan 3 tane hediye edeceğimizi söylemiştik değerli seyircilerimize. Onları da belirlemiş olduk. Geçen hafta Twitter'dan, evet, bize soru gönderen, 22 Nisan'da yayın yapmıştık pazar günü. 23 Nisan'dı ertesi gün. O yüzden 23. 50. ve 100. seyircilerimize bu kitabı vereceğimizi anons etmiştik. Onların da isimlerini belirledik. Tabii şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz Twitter'da. İsim yok. Bir lakap var. İlk 23. kişi Nasuhi Baykara. 50. değerli seyircimiz Osman Akçan. Ve 100. de Memo. Yani lakap, nickname kullanmış. Türkçesinde lakap tamam, diyelim. Tamam, iletir size biz, şimdi. Biz de bunların, evet, ama sonuçta mesaj göndereceğiz değerli seyircilerimiz sizlere ve değerli hocamın kitabını sizlere ulaştırmış olacağız. Sözümüzü de yerine getirmiş olacağız. Bu bir. İkincisi, evet, şimdi kürlerimize geçmeden, ki o kürleri de hatırlatayım. Gözaltı morluğu ve torbalanması, ki bende de var. Ve Roza gül hastalığıyla ilgili kürlerimizi birazdan Serpil Hanım'ın da yardımıyla stüdyomuzda, değerli hocam sizin de anlatımınızla gerçekleştireceğiz. Evet. Urfa
dan çok güzel, çok özel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ama bir görüntümüz daha var. Dünkü Hürriyet gazetesinde değerli yönetmenimiz Emrah Bey'den onu hemen rica edelim. Hep soruluyor, Urfa'da da soruldu. Urfa'da bana iki şey soruldu. Birisi sizin alanınızla, ilim alanınızla ilgili, biri de bu. Dünkü Hürriyet gazetesi. Burada şimdi tabii ben anlatayım ama tam ekran görmemiz lazım Emrah. Çünkü olay şurada bitiyor. Hocam sizin bir kanaldaki programınızdan görüntüyü almışlar. Siz buradasınız. Zahide Hanım burada. Bu orijinal hali. Burada da bir bardağın içinde değerli seyircilerimiz şu anda evet, tam ekran. İlk yukarıdaki sağlığımıza limonun yazan yazının hemen yanında birinci karede yeşil bardağın içindeki sıvıyı görüyorsunuz. Orada hazırlanmış limon maydanoz. Evet, evet. Maydanoz limon şu. Bunu almışlar, bu yeşil bardak silmişler ve yerine bir ilaç kutusu koymuşlar. Bildiğiniz ilaç kutusu ve bu o kadar çok yapılıyor ki hocam. Biz de burada değerli, bunu neden anlatıyoruz? Çünkü sizi, değerli seyircilerimiz, sizi kandırıyorlar ve sağlığınızla oynuyorlar. Hocamın, buyurun hocam, bundan sonrasını lütfen sizler rica edelim. Böyle bir ilacınız, kutunun içine girmiş hapınız var mı? Kapsül mü? Asla yok. Asla. Yok. Kapsül diye bir şey yok. İşte yani 3 tane dava açıldı. 63 tane savcılık dosyası var. Hemen yanda zaten açıklamanız evet, da var. Evet, yani gazetelere tam sayfa ilan veriyorum. Benimle ilgisi yok bunların diye. Hala daha vatandaşları kandırmaya çalışıyorlar. Çok üzülüyorum. Yani mesela limon, maydanoz, sarımsak kürü, bunu taze evinizde hazırlayacaksınız. Kalp damarlarını açmak için. Yani dolayısıyla bunu siz kalkıp o kavanozun içine ne koymuşlar? Kapsülleri koymuşlar. Ne kapsülüdür? Ya maydanoz, limon, sarımsak böyle kapsüle üçlü girebilecek bir şey değil. Orada ya, da çok da yani o, şu anda değerli seyircilerimiz onu da tanırlar. Kapanmış bir kanal var bu 15 Temmuz sonrasında. Orada bu önemli değil ama orada program yapan bir arkadaşımız sizin görüntülerinizi kullanarak bunu, isminizi zikrederek yapıyor. Bence yapmasın çünkü insanların sağlığıyla oynamak çok ciddi ileride yasal, hem yasal evet, sıkıntılara da size mutlaka yol açar, hem de yarın bir gün hocam ölüp gideceğiz, bu dünya bir eğlence alanı, çok çok önemli olan oradaki mahkeme, orada da bunun hesabı sorulur. Yapmayın yani. Kutunun içine doldurduğunuz şeyin ne olduğunu bir kere tıbbi, hocam öyle değil mi? Siz şurada sarımsağın, domatesin, birçok şeyin, anlattığınız her şeyin kimyasal isimleriyle açıklıyorsunuz ki biz hiçbir şey anlamıyoruz zaten. Sadece brokoli, domates deseniz de yeterli. Ama hayır, onun etken maddesini açıklıyorsunuz. Etken maddelerden... Doğru türünü. Bu buna yarar, bu buna yaramaz diye tekrar tekrar doğrusunu söylüyorsunuz. Bunlarda değerli seyircilerimiz, bunlarda hiç öyle bir şey yok. Kutunun içinde bir şey var, bir kapsül var. Ne olduğu belli değil. Lütfen bunda siz... Ruhsatsız, izinsiz. İzinsiz. Tamamen merdiven altı. Sağlığınız için son derece zararlı. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Almayın ve aldırtmayın da. İşte en son çok da teşekkür ediyoruz Sefer Levent beyefendi. Hürriyet'te bunu haber haline getirmiş. Sizleri de aydınlatmış olalım diye bunu paylaştık. Kitapları kazanan değerli seyircilerimizi açıkladık. O zaman hocam kür masamıza doğru geçelim mi lütfen? Haftanın tamam, kürü için. Buyurun. Ya. Gözaltı morluğu ve torbalanması çok ciddi bir sorun. Evet, bunun maalesef çözümü yok tıpta ama burada şimdi Serpil kızımız gösterecek buna karşı nasıl tedbirinizi alabiliyorsunuz. Evet, buyurun. Hocam bizim burada iki tane malzememiz vardır. Bir tanesi siyah hardal tohumu, diğer takviye ürünümüz de üzüm çekirdeği yağımızdır bizim burada.
Siyah hardal tohumumuzda hani günde bir hafta iki kere mi yapalım hocam, yoksa hani bir defa şeklinde mi kullandıralım bunu burada? Bir defa bir yeterli. Defa. Yani günde bir defa bir çay kaşığı şeklinde bunu çiğnemeden birkaç yudum suyla yutulması gerekiyor bunun. Her gün sabah aç karnına alınması bir gerekiyor. Bir çay kaşığı küçük. Bir çay kaşığı. Çiğnemeden yutuyorsunuz. Ama hardal tohumunu almadan önce birkaç tanesinizi dişinizin arasında ezin. Böyle baharatsız saman gibi bir tat veriyorsa bilin ki o raf ömrünü doldurmuş demektir. Yani bir faydası yok demektir. İkinci ürünümüz de bizim üzüm çekirdeği yağımızdır. Bundan da günde bir defa bir yemek kaşığı sabahları aç karnına ya da öğlen aç karnına da olabilir ya da akşam aç karnına da olabilir. Günün üç öğününden birinde bir yemek kaşığı şeklinde bir defa alınması gerekiyor. Şöyle bunu de yapabilirler. Yani öğlen ve akşam yemeğinden önce bir tatlı kaşığı da alabilirler. İki defa da ama bir tatlı kaşığı veya bir defa. Evet. Ayrıyetten bunu hocam yüzüne de ya da göz çevresine de yine bunu kullanabilirler. Yani hani akşam yatmadan önce dıştan de. Dıştan böyle. Masaj yaparak bunu göz çevresine de yüzüne de bunu kullanabilirler yine aynı şekilde. Evet. Bu can kulağıyla dinledim hocam. Yani özellikle kendim de ben de uygulayacağım. Bakalım ne olacak. İnşallah. Roza ve gül, yani daha doğrusu roza gül hastalığı evet, için. Rozesa için. Evet. Evet. Şimdi bizim burada 4 tane kullanmamız gereken malzememiz vardı roza için, gül rahatsızlığı İki için. İki aşamalı bir İki aşamalı. Bu. Süpürge tohumu ve süpürge otu. Evet hocam. Bir de melisamız var bunun içerisinde. İlk birinci ay bizim melisa ve süpürge tohumumuz devreye giriyor bizim burada. İkinci ayda melisa ve süpürge otumuz devreye giriyor. Bunu yaparken de şöyle yapmaları gerekiyor. Bu süpürge tohumunu bundan bir tatlı kaşığı şeklinde de bir çay kaşığı şeklinde evet hocam. Bunu alacaklar, havanda ezecekler ve ezdikten sonra da bunu birkaç yudum suyu ile günde iki defa sabah ve akşam aç karnı olmak üzere tüketmeleri gerekiyor bunu. Akşam üzeri de yemeklerden iki saat sonra melisa otumuzdan buradan bir tutam ya da bir tatlı kaşığı da olabilir. Bunu kaynamış olan bir bardak suyumuzun içerisine atıyoruz ve burada 8 dakika kısık ateşte kaynıyor. Evet. Bu ilk birinci ayımız. Ve aynı süpürge otumuz devreye giriyor. Bundan da yine kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine burada birer tutam şeklinde atmamız gerekiyor. Bunu da buradan 4 dakika kısık evet ateşte kaynatmamız gerekiyor. Daha sonra bunu süzüp aç karnına günde bir defa şeklinde sabahları olmak üzere içmemiz gerekiyor. Akşam yine aynı şekilde melisa bitkimiz devreye giriyor. Bunu da yine aynı şekilde kaynamış olan bir su bardağımıza buna bir tutam ya da bir tatlı kaşığı şeklinde atıyoruz. 8 dakika kısık ateşte kaynıyor ve yine akşam yemeklerine 2 saat sonra sıcakken süzüp ılık olarak bir bardak su şeklinde içmemiz gerekiyor. Takviye ürünümüz de yine dediğimiz gibi öğünlerden, yani 3 öğünden birinde bir yemek kaşığı şeklinde almamız gerekiyor üzüm çekirdeği yağımızı. Dıştan da çok ince sürebilirler yani. Bu da gözaltı morluklarının alınmasında çok ama çok etkili. Peki hocam, biraz süremizi kaybetmiş olduk. O zaman şimdi değerli seyircilerimiz, gerçekten çok önemli bir projeydi. Urfa'ya gittik. Sizler için, oradaki hem Türkiye'miz için çok önemli olan bu projeyi sizlere anlatmak istedik. Hem de çok güzel görüntüler vardı. Hemen izleyelim. Peygamberler şehri, medeniyetin beşiği Şanlıurfa'da, Harran'ın bereketli topraklarındayız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Pakıbaba ile birlikteyiz. Bugün burada Şanlıurfa'da çok önemli bir buluşmaya kendileri iştirak ettiler. Değerli hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'nin bekası için çok önemli bir proje yürütülüyor. Şimdi Sayın Bakanımıza soralım. Bu projenin önemi ülkemizin geleceği için, çocuklarımız için, yurdumuzun, ülkemizin bekası için ne kadar ne ve neden önemli? Yani gıda genelde tohumdan başlıyor. Toprakla tohumun buluşması. Eğer tohumunuz
ata tohumsa, yerli tohumsa, kaliteli tohumsa, kokusu olan, lezzeti olan, verimliği olan tohumsa tarımınız o kadar güzel oluyor. Buna bağlı olarak ürün müthiş bir şekilde ortaya çıkıyor ve o zaman ne oluyor? Gerçekten kendi ürününüzü kendiniz üretiyorsunuz. Geldiğim günden beri diyorum, kendi ürününü üretemeyen ülkeler tam bağımsız ülke olamazlar. Bu bağlamda bu proje çok önemli. Ben Emine hanımefendiye özellikle yürekten teşekkür ediyorum. Bu proje artık Türkiye'nin gündemine oturdu. Oturtan kişi de Emine hanımefendi. Özellikle bu bağlamda yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten Emine hanımefendinin projesidir ama İbrahim Saraçoğlu hocamızın çok büyük emeği vardır. Bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani en başta teşekkür edecek kişiler arasındadır İbrahim Bey. Ben bu bağlamda kendisine Türk halkı adına çok teşekkür ediyorum. Benim arkadaşlarım, bürokrat arkadaşlarım, tarım il müdürleri, artık bir farkındalık gelişti. Yani yerli tohum nedir, ata tohum nedir, yani hibritten farkı nedir, yani organik tarımın faydaları nelerdir, insan sağlığına faydaları nelerdir. Yani bu bağlamda müthiş bir proje olarak değerlendiriyorum ve bugün üçüncüsü burada oldu. İnşallah daha sonra iki proje yine 2018'de uygulanacak. Bunlar bir İç Anadolu'da olacak, bir de Karadeniz bölgesinde olacak. Bunlar devam edecek. Yani tarımın 2023'e baktığımızda, tarımın 2023'e doğru giderken hedeflerinin gayet planlı, mantıklı, mümkün olduğu kadar rakamlara bakıyorsunuz çünkü. Yani kendi tohumunu üreten ve artan miktarlarını dışarıya ihraç edebilen bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Evet hocam, buyurun. Evet, yani bu Türkiye'nin geleceğidir. Ekonomik gücü, ekonomik potansiyelidir. İnşallah evlatlarımızın geleceğini bu tohumların farkındalığıyla teminat altına almış olacağız. Yani çok büyük bir iş bu. Çok Hüseyin. Yani ben zannediyorum zaman süre doldu. Fakat her birimizin, her bireyin tohumun ne demek olduğunu, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, ama tohum her yerde var ama Anadolu çok farklı. Çok farklı. Bunun için bu yerel tohumlarımıza, çünkü yerel tohum demek milli ilaç demek. Bunların her biri ayrı bir ilaç olacak. Özellikle tıbbi bitkilerimiz, ki daha o konuya burada hiç değinmedik. Hocam, bundan sonraki buluşmalarda evet. Önümüzdeki hafta çok güzel görüntüler var. Bunları sizden değerlendirmenizi isteyeceğiz. Ama birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmaları olacak. O yüzden bizim değerli seyircilerimize artık veda etmemiz gerekiyor. Evet. Ben tüm değerli izleyicilerimize sağlıklarının daim olmasını diliyorum. Ve huzurlu ve mutlu bir hafta diliyorum. Selametle kalsınlar inşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Urfa'daki bize bu çalışmamız sırasında yardımları olan tüm değerli dostlarımıza, ki önümüzdeki hafta isimlerini zikredeceğim, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene kadar sağlıkla kalın. Mutluluklar sizinle olsun. Hoşça kalın.